Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tarantula bakım hakkında hani çok iç açıcı bir video olmasa da hani hayvanları size gösteremesem de çünkü Türkiye şartları hayvanlar yasak ve yani gösterebilecek bir hayvanım yok elimde. Eski canlılarımdan görüntüleri göstereceğim ve internetten aldığım görüntüleri. Şimdi ilk başta hani artık zaten hani tarantula bakımı videosunu izliyorsanız artık hani tarantula bakılır mı sorusunu atlamış olmanız gerekiyor. O yüzden o atlayıştan sonrasını için bir size bir bilgi sağlamak istiyorum. Şimdi tarantula hobisine sıfırdan giriş yapacaksak karşımıza 3 ana bir ara tür olarak tarantula türleri çıkıyor. Bunlar yer, ağaç, tünel ve çalı olmak üzere. Çalı dediğim o ara tür dediğim aslında çoğu yerde bu geçmez. Ben ama söyleyeceğim hani. Şimdi yer türü olarak şöyle söyleyeyim. Burada gördüğünüz bu Thylacoseal albopilosum diye geçen bir tür. Gördüğünüz gibi sadece yer. Hani farklı bir şey yok. Daha slink boyda bir tarantula olduğu için yan tarafta küçük bir kaçabileceği küçük bir mağaramsı bir şey kazmış orayı. Görüldüğü gibi. Oraya mesela bir stres anında oraya kaçıyor. Mesela alt tarafta da bir yer türü olan Lasiora parivana gözüküyor. Bu Lasiora parivana mesela adult boyda ve fotoğrafın tamamı gözükmese de şurada küçük bir saklanma alanı var. Onun dışında kazmamış görüldüğü gibi. Tüm slink canlılarda tüm tarantula türlerinin slinkleri kazma eğilimindedir. Ondan sonra hangi türde olduğuna göre büyüdükçe karakteri değişiyor. Mesela şurada bir tünel türü var. Doğadan bir görüntü. Tünel türleri de bu şekilde toprağın altını kazıyor. Çoğu bu tünelin ağzını kapatır. Burada açık. Bunun ağzını kapatır toprakla çoğu. Ağzını açarsa bilin ki yemek istiyor demektir. Mesela burada da bir çalı türü olan Petrichus murinus var. Burada da bir slink boy bir murinus var. Çalı türü de ne bileyim işte hani ağaç türü gibi çok böyle dallar falan yok da böyle küçük bir ağaç parçasının yan tarafına yapmış gördüğünüz gibi yuvasını. Toprağın üzerinde durmuyor. Ağaç türleri de nasıl oluyor? Aynı bu şekilde bakımı. Ama o da mesela böyle yuva yapmıyor da şu ağacın üzerinde duruyor diyebiliriz. Elimde görsel yokmuş veya eklemişimdir şuralara çıkmamış büyük ihtimalle bilmiyorum. Diğer sayfaya geçecek olursak. Kap. Bu büyük bir sorun hani. Şöyle söyleyeyim mesela şurada küçük bir tarantula var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada küçük bir slink. Lasidora parivana var. Bu Lasidora parivanayı gidip şöyle bir teraryumun içine atarsanız o büyük ihtimalle gidip şurada küçücük bir alana kendine yuva yapacak ve orada takılacak yani. Şu alan dışında hiçbir yere uğramayacak. Onun için koyduğunuz kap canlınızın maksimum 5 katı olması. Maksimum 5-6 kat yeterlidir. Bu gördüğünüz bir zeytinlik sos kabı. 30 cc'lik bir kap. Hani normal büyük sos kaplarından da değil. Onun da küçüğü şu şekilde gözüküyor. Yani 1,5 lira boyutunda bir kap. L1 Slink Blastora Parivana. Nemlendirmeyi birazdan geçeceğiz. Ama gördüğünüz gibi kabın %60'ı nemli, %40'ı kuru olarak duruyor. Onun dışında bakın mesela burada bir Metallica büyük ihtimalle internetten aldığım bir fotoğraf. Onun için türü için çok da bir şey yapmıyorum ama dışarıdan gördüm mü Metallica gibi duruyor. Gördüğünüz gibi hani ağaçlık hani böyle biraz daha yükseltinin bol olduğu bir ağaç türü bir tarantula. Adult tarantula formikaryumu diyeceğim teraryumu. Burada da mesela Lasiora parivanadır, Albopilosum'dur. Bohmeyi'dir, Rosea'dır ne bileyim. Bir sürü gider böyle sayılır. Yer türleri için kullanılabilecek. Murinus için de kullanılabilir. Dediğim gibi hani o çalı türleri tam böyle ara. Hani ağaç mı olayım, yer türü mü olayım arası bir şey. Mesela tünel türleri için de mesela toprağı şuraya kadar dolduruyorlar. Gerçi bunlar kapalı da mesela, kapaklı da mesela. Şuraya kadar toprak doldurulur. Yani toprağın seviyesi arttırılır ki tünel kazabilsin diye. Daha çok gözükmezler falan öyle. Çok nadir görürsünüz tünel türlerini.
Onun dışında slink olarak aldığınız bir tarantula. İlk önce mesela şurada görüldüğü gibi bir sos kabında bakılır. Sonra kabuk attıkça şurada görülen, aslında çok da görülmüyor ama numune kabı, idrar kabına alınır. Bakın burada bir L6 albopilosum var. Kabuk şeylerine de birazdan geçeceğiz. Gördüğünüz gibi sos kabında, yani artık bu alan onun için küçük. Bu fotoğraftan sonra almışımdır büyük ihtimalle yeni yerine. Bunlar eski fotoğraflar, dediğim gibi çok bir şey hatırlamıyorum. Öyle yani, yer şeyleri orantılı ve ihtiyacını sunmanız lazım tarantulanızın. Geçtik. Burada da türleri örnekler vermişim. Lasiodora parivana, Bohmei'dir büyük ihtimalle, internette de aldığım bir fotoğraf. Regalis, Murinus, bu ikisi de. Bu Murinus benim kendi görselim. Bunda tahminen L7 falandı büyük, L8 falandır büyük ihtimalle. Hiç hatırlamıyorum geçmiş gün. Burada internetten aldığım adult bir Murinus fotoğrafı. Yer türü, ağaç türü. Bunlar da çalı türü, yer türü işte, ne derseniz. Şimdi burada bir de şey vereyim ben size. Bilgi olarak hani anatomisini, tarantula anatomisini. Tarantulalarda 4-4-8 bacak oluyor. İki de pedipal dediğimiz şurada görülen, bunlar titreşimleri algıladıkları, ne bileyim yemlerini tuttukları elleri, yani onlar bacak değil dediğim gibi. Pedipal diye geçiyor. Şurada gözüküyor mu? Evet, videoda da gözüküyor şu anda. Şurada gözüken iki tane küçük çıkıntı var. Onlar ağ örme memeleridir. Onlarla ağ örerler. Yer türleri örmez. Örmez derken şöyle söyleyeyim, yuva yapmıyor yer türleri. Direkt yerin üzerinde duruyor. Onun için yer türlerinde sadece mesela kabuk atarken kendine bir yatak örer. Onu görebilirsiniz. Sen Murinus'un ördüğü ağı görüyorsunuz vesaire. Abdomen kısmı şuradaki popo kısmıdır. Bu abdomenlerinde kalpleri olur. Onun için çok fazla şişirmememiz gerekiyor canlıyı. Mesela buradaki fotoğraflardaki canlılar normal boyutlarda abdomenlere sahip. Abdomenler ne kadar fazla şişerse bir risk oluyor. Hani çok fazla şişirirsek canlı için sıkıntı olabilir. Çünkü kabukta sorun yaşayabilir. Kalbi orada, kalbine bir baskı oluyor sonuçta. Oradan bir sonuç, sıkıntı olabilir. Vesaire vesaire yani. Ne aç bırakacağız, ne çok şişireceğiz. Ortayı bulmanız lazım. Haftada bir, 10 günde bir beslenme olabilir. Onun dışında tarantulalar rejenere yeteneğine sahip canlılardır. Yani kopan bir bacağını, kopan bir uzvunu yenileyebiliyorlar diğer kabuklarla. Mesela slink canlılar, mesela şuradaki canlı bir bacağı koptuğunda diğer kabukları birden çıkartabiliyorsa, mesela şuradaki adult bir regalis kopan bacağını mesela bir kabukta yarısını, diğer kabukta diğer yarısını, mesela bir kabukta dörtte birini, diğer kabukta dörtte ikisini, böyle parça parça çıkartarak da yapabilir ama sonuçta kendini rejenere edebilen canlılar. Bunu da söyleyebilirim. Yani onun için kolu koptu, bacağı ters döndü, öyle bir şey sorunu yok. Yeniden çıkabiliyor. O sürede canlınızı iyi beslemeniz, yemden düşmemesi gerekiyor canlı. Geçelim. Burada da kendi canlılarımdan örnekler vermişim. Şu şekilde gözüktüğü gibi. Murinus, Albopilosum. Şurada Slink L3 halindeki bir Albopilosum. Şurada da L5 veya L5 bir Albopilosum. Mesela kabuk attıkça büyüme sağlanıyor. Görüldüğü gibi aralarında iki kabuk var. 2 ay diyebiliriz. Albopilosum yavaş büyüyen bir türdür. Ona rağmen slink boylarda daha bir ayda bir, 20 günde bir kabuk atma görülebilir slinklerde. Şu şekilde yan yana koymuşum mesela canlıları. Orada ne özel, L6 mucuğunuz gördüğünüz gibi. Burada L8'di büyük ihtimal, yeni yerini almışım. Öyle. Özledim canlılarımı, ne diyeyim. Burada da kabuk atma. Burada da güzel bir konuya değinmişiz. Şimdi daha deminki görselin aynısı. L5 Albopilosum. Burada L6'ya hazırlanıyor. Görüldüğü gibi rengi solmuş. Abdomen kelleşmiş. Görülüyor. Aynı canlı.
birkaç gün, 20-25 gün sonrası abdomen kelleşmiş, renk solmuş, tüyler dökülmüş. Görüldüğü gibi tam bir kabuğa hazırlanan bir canlı, ardından kabuğunu atmış, L6 olmuş. Kabuk burada görüldüğü gibi şu şekilde ters dönerler, kabuklarından çıkarlar. Böyle ters döndüğünü görünce sakın hayvanı alıp çöpe atmayın. Birkaç saat bekleyin, canlıyı rahatsız etmeyin, sarsmayın, kabuk atıyordur. Çok hassas zamanları. Görüldüğü gibi kabuk attıktan sonra bacakları beyaz oluyor. Burada da olduğu gibi. Yani iskelet daha oturmamış oluyor. Daha hani dişleri falan sertleşmemiş oluyor. Kabuğu sertleşmemiş oluyor. O yüzden Sphinx'lerde 7 gün, adultlarda 15-20 gün canlıya yiyecek atmamamız gerekiyor. Çünkü düşüncesel olarak can yeme saldıracaktır, ama dişleri daha yumuşak olduğu için dişleri kırılıp ölebilir canlı. O yüzden bu şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Geçelim. Burada da nem konusu, güzel su konusu. Şimdi canlılarınızın nem oranlarını önceden araştırmış biliyor olmanız gerekiyor. Örneğin, Celdastora parivana yeni dünya tarantulalarındandır ve nemi seven canlılardır. %80, 75, 75-80 nem oranına ihtiyaç duyarlar. Burada L1 bir Lacidora parivana. Bu görseli daha önceden görmüştünüz. Yaşam alanının %60'ı nemli, ıslak, %40'ı kuru. Ha, bu sıvı koydukça içine, burası da böyle ıslak gibi görünür ama aslında burası halen kurudur. Sadece siyah gözükür. Çünkü hani bunlar suyu emen torflar, kokopetler. Bunları önceki videolarımızda anlatmıştık. Siyah olur. Bunları değiştirebilirsiniz ama minimum şekilde canlıyı strese sokmak istediğimiz için değiştirmeyin. Önemli değildir. Bu şekilde nem oranını sağlayabilmek için şu şekilde kaplarda su koyulabilir. Bunlar pet şişe kabı. Pet şişenin kapağı. Burada da bir küçük bir numune kabımsı bir şey koymuşum şurada. Burada da örnek iki tane Morinos'un küçük halleri, burada büyük halleri duruyor. Şöyle kap seçiminde şöyle söyleyeyim. İnsanlar şunu söyler: İçine düşüp boğulmayacağı. Şimdi tarantulalarda öyle bir şey var ki boğulmak söz konusu teoride değil. Neden teoride değil? Şimdi tarantulaların burunları abdomenlerinin şurada, alt kısımda. Yani tarantulanın üstünde değil, altında burunları. O yüzden tarantula suya girdiği zaman tarantulanın tüyleri su geçirmiyor ve burunları da altta olduğu için tüyler burnunu koruyor ve aslında bir nevi boğulmuyorlar gibi bir şey. Hatta yüzen tarantulalar var. Gigaslı büyük ihtimalle. İnternetten araştırıp bakabilirsiniz yüzdüğü halleri. Öyle yani. Öyle söyleyebilirim. Aslında hani boğulmasından çok korkmayın. Sadece içine düşüp çıkamayacağı kaplardan uzak dur. Yani boyutuyla orantılı olarak koyabilirsiniz içindeki su kaplarını diyebilirim. Şöyle bir şey anlatayım burada da. Tarantulalarda eski dünya ve yeni dünya olmak üzere iki çeşit diyebilirim artık aslında. Eski dünya tarantulaları Afrika'da, özellikle yayılımını Afrika'da sürdüren Murinus'tur. Ne bileyim, o tür böyle daha çok agresif olan, bombalama tüyüne sahip olmayan canlılar eski dünya tarantulalarıdır. Sıcağı seven canlılardır. Onun için neme çok ihtiyaç duymazlar. Yeni dünya tarantulaları da Amerika, Avrupa, Asya, o tür o taraflarda yayılımını sürdüren canlılardır. Albopilosum, Bohmeyi, Regalis, Regalis'ten emin değilim. Bohmeyi, Lacidora paribana vesaire vesaire canlılar yeni dünya tarantulalarıdır ve bombalama tüyüne sahiptir. Canlı stresi soktuğunuzda ısırmaktan ziyade bombalamayı tercih ederler. Öyle de küçük bir dipnot bırakalım.
Yemleme kısmına gelirsek şimdi örnek resimler bırakmışım. Canlı yem kullanıyoruz. Yaprak, salatalık falan vermeyin kesinlikle. Canlı yem kullanıyoruz beslenmelerinde. Sizin canlı yemleriniz ne kadar sağlıklı olursa, ne kadar güzel besleniyor olursa, canlınız da o kadar güzel beslenir ve o kadar hızlı büyür. Hızlı büyümesini yanlış oldu, orayı düzeltelim. O kadar iyi beslenir, o kadar güzel vitaminler alır, öyle söyleyeyim. Burada görülen un kurududur. Burada biraz mideler bulanmış olabilir ama gerçekler. Karma besleme, karma bir diyet uygulamanız tavsiye edilir. Tarantulalarda. Yani sadece un kurudum var. Versem ne olur? Yani ne bileyim, çeşitlilik olmaz hayvan. Mesela sadece ne bileyim, sadece makarna yediğinizi düşünün aylarca tarzında söyleyebilirim. Yaşar mı? Yaşar. Ama ona yaşam denir mi bilmiyorum. Burada üst tarafta rehberini de çektiğimiz Tıslayan Aman Böceği Madagaskar Hisling var. Bunları bu şekilde bu canlıya verirseniz yiyemez. Daha çok kaşar, hatta kaçar ve hatta hamam böceği canlınıza zarar verebilir. O yüzden bu boyuttaki bir hamam böceğini buradaki alvoplosuma atmayın. Bunun yavrularını, şurada görülen yavruları atabilirsiniz. Yer. Un kurdunu affetmez. Bufalo kurdu yem olarak verilmez ama yer. Morio yer. Ne bileyim, fıstık böceği falan verenler var. Dubyasıdır, lobsterıdır vesaire vesaire. Canlı yem verebilirsiniz. İşte 10 günde bir, 15 günde bir canlınızın abdomen durumuna göre bir beslenme yapabilirsiniz canlınıza. Geçelim. Burada da gene kendi canlımdan, hani böyle Slink'ten büyütene kadar bir fotoğraflar koymuşum. Şurada canlı L4, şuradaki canlı L4 boyutunda. Şurada da L4 büyük ihtimalle. Şurada L7. Şurada da L7, şurada L8 olması lazım. Bu şekilde bir kabuk süreci var. Ha, kabuktan bahsetmişken şöyle söyleyeyim. Her attığı kabuğa L diyoruz. L0 yeni kokon açılıp doğmuş halidir. L1 ilk kabuk, L2 ikinci kabuk diye böyle böyle gidiyor. Şöyle söyleyeyim. Kabuk olarak son kabuk vardır. Son kabuk adult olduğu kabuktur. O kabuktan sonra da kabuk asmaya devam eder ama son kabuk olduğu için biz ona son, hani adult olmadan önceki son kabuk olduğu için ona biz son kabuk deriz ve o kabuktan sonra artık bacak boyu ölçülür tarantulalarda büyüklük olarak. Şöyle söyleyeyim, boyut sıralaması da Sling, Juvenile, Subadult, Adult, Kara Toprak. Bu kadar yani. Çok da bir şey söyleyemem. Yaşam ömürleri olarak dişiler 10 ila 20 yıl, hatta 35 yıla gidenlerini gördüm. Arası yaşarken erkekler garibim 2 yılla 5 yıl arasında bir ömürleri oluyor. Erkekler öyle. Neyse, devam edelim. Dediğim gibi hani böyle kapların boyutları değişmiş görüldüğü gibi. Bir kavanozdan, ne bileyim, şurada da bir saklama kabına evrilmiş. Şu görsel bana ait değildir. Geçelim. Burada da değişik görseller koymuşum. Lasiodora parivana. En büyük tarantula türlerinden bir tanesidir. 20-30 santime gidiyor bu tarantulalar. Bayağı büyük oluyor. Kuş yan gollat diye de geçer. Murinus, Bohmeyi, Regalis, Albopilosum. Burada da Murinus'umun tepeden çekilmiş bir fotoğrafı. Evet, böyle. Videomuzun da sonuna geldik. Tarantulalar bu şekildeydi genel olarak. Özel özel mesela Lasiodora parivana bakın, Murinus bakın, vesaire vesaire videoları gelir. Gelir büyük ihtimal, yani öyle bir planlarımın arasında var. Ama böyle hayvanlar üzerinden değil, çünkü elimde hayvanlar yok. Bu şekilde fotoğraflar üzerinden gelir. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım güncel bir rehber olmaya çalıştım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.